Şimdi arkadaşlar bu yaşamış olduğumuz deprem felaketiyle birlikte bir kez daha bir yer bilimci olarak bir jeofizik mühendisi olarak ben şunu ifade edebilirim ki ülkemizin genel tektonik yapısı itibariyle ele alındığında ülkemizin her bölgesi için ifade edebileceğimiz bir gerçeklik söz konusu. Ülkemiz bir tektonik çarpışma rejimi altındadır ve bu tektonik çarpışma rejimi altında işte sonuç olarak sürekli bir gerilim etkisi altındadır. Bu gerçekten dolayı ülkemiz bu gerilim deşarjları noktasında işte ne kadar zaman ölçeğinde uzun sürerse işte düşük periyotta, yüksek frekansta bir yüksek genlikli deprem olaylarına gebe bir noktada yer almaktadır. Yani bu nokta maalesef ülkemizin en sıkıntı verici problemli noktasıdır. Bunu özetleyebilmemiz mümkün. İşte bu yaşanan deprem felaketi, bu Maraş bölgesinde özellikle gözlemlediğimiz oldukça uzun süren yıkıcı deprem olayları yani bize tekrar bu konuyu göstermiştir. Yani bu tip işte sıkışma rejiminin olduğu tektonik bölgelerde işte zamanla birlikte, olayın zaman ölçeğiyle birlikte düşük periyot, yüksek frekansta ve İşte bu gerilimin zamanına koşut olarak yüksek genlikte olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani işte bundan dolayı da maalesef yüksek katlı özellikle ifade edebileceğimiz binalarda çeşitli faktörlerde göz önünde bulundurulduğunda yani yıkım olaylarıyla karşılaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz o olay bize bunu bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. Yani maalesef bu doğrultuda şunu söylemem benim gerekecek devamla. Ülkemizin bu işte sıkışma tektoniğine bağlı gerilim birikimi rejimi ülkemizin her bölgesinde potansiyel bir tehdittir ve yüksek katlı özellikle binalarda yıkımla neticelenecek bir boyutu özetlemektedir. Bir işte yer bilimci, bir jeofizikçi olarak yaklaşık 15 yıllık bir tecrübesi bulunan bir jeofizik mühendisi olarak benim bunları ifade etmem mümkün.